İyi akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Sizlere gece gündüzde bir kez daha Malatya'dan sesleniyoruz. 8. Malatya Uluslararası Film Festivali 9 Kasım'da kapılarını açtı. Bir hafta süreyle film gösterimleri, yarışma bölümlerinin heyecanı ve yan etkinliklerle sinemaya dair birçok etkinlikle dolu dolu geçti. Bu akşam gerçekleşecek ödül töreniyle festival sona eriyor. Biz de hemen öncesinde konuklarımızla Malatya Film Festivali'ne dair sohbet ediyoruz. Yönetmen Atalay Taşdiken, teşekkür ediyorum. Görüntü yönetmeni yönetmen Emre Konuk, hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Biz festivalin açılışında da birlikteydik ve doğrusu bu ya, Malatya Film Festivali'ne dair burada gördüğümüz ilgi, hem Malatyalıların, sinema severlerin ilgisi, hem de aslında Malatya'ya dışarıdan gelen sinemacıların ilgisi bize giderek yerini sağlamlaştıran bir film festivali hissini verdi. Bilmiyorum, katılır mısınız? Açılış töreninden bugüne nasıl geçti zaman, izlenimlerinizi sorayım önce. Çok doğru bir tespit. Ben daha önce iki sefer gelmiştim Malatya'ya. Bu kadar uzun kalamadım. Biz bir gün, iki gün kalmıştım. Evet. Ama bu sene festivalin gerçekten bir enerjisi yüksek. Evet. Katılım, filmlerin niteliği, jüriler, programların zenginliği, evet. Film forumun, panoramanın biraz daha genişlemiş, platformun genişlemiş olması. Dolayısıyla hani Türkiye sineması için önemli bir festival olma yolunda Malatya. Ben bulunduğum süre içerisinde de gerçekten hem filmlerden çok keyif aldım, hem Malatya'dan çok keyif aldım. Ve çok iyi bir festival ekibiyle de burada bulunduk. O anlamda umutlu bir gelecek ben de görüyorum Malatya'da. Bize gerçekten sinemaya dair daha yapılacak çok iş var hissini de verdi. Ki bunu en fazla Emre belki anlatacak. Çünkü ulusal kısa film yarışması jürisinde yer aldı Emre. Ve biraz önce biraz sohbet ettik doğrusu. Kısa filmi giderek daha fazla önemsiyor sinema çevreleri. Doğru mudur? Katılır mısın? Ve giderek yarışmalarda da, bu yarışma bölümlerinde de öne çıkıyor. Aslında bir yönetmen olarak şunu da belki sormam gerekir sana. Kısa film çok sağlam bir başlangıç olabilir bir sinemacı için, öyle değil mi? Kısa filmleri çok önemsiyoruz. Evet. Bir kere bunu en başta söyleyelim. Ben de bulunduğum noktaya kısa filmlerimle geldim diyebilirim. Evet. Onlarla dikkat çektim. Bir zıplama tahtası diyebiliriz uzun metraj öncesinde. Fakat beni mutlu eden birçok şey var izlediğim 10 film içerisinde. Evet. Bir kere biraz evvel de konuşmuştuk, selebriti oyuncular, yani ünlü isimler artık kısa filmlerde rol alıyor. Bu yönetmenler için çok önemli bir şey. Onların özgüveni destek için çok güzel bir şey. Destek vermek adına da özellikle rol almayı kesinlikle, istiyorlar kesinlikle. Değil mi? Yani bir maddi beklentileri yok hiçbirinin. Dert, hani kısa filmci yönetmen filmini bir yere getirebilsin, bizim de bir katkımız olsun. O açıdan çok önemsiyorum. Bir de eskiden sadece içerik peşinde koşardı kısa filmciler. Artık biraz teknolojinin de ilerlemesiyle biçim içerikle birleşti ve neredeyse 10 adet sinema filmi tadında kısa filmi izledik. Zaten kararı verirken de biraz zorlandık diyebilirim. Ne güzel. Şimdi bu akşam sonuçlarını göreceğiz. Evet. Kazananlar ödüllerini alacaklar. Peki nasıl bir kıyaslama yaparsınız? Kısa film daha zor olan olabilir mi? Öykü gibi. Değil mi? Öykü gibi. Yani uzun metraja bir roman dersek, kısa filme de bir öykü dersek, dar zamanda, kısa zamanda bir sözünüz varsa bunu söylemek zorundasınız. Derdini anlatacaksın. Aynen öyle. Minimum 15 dakika idi bizim izlediğimiz kısa filmler. O açıdan 15 dakika bence hani bir sözü söylemek açısından yeterli bir süre. Ama çok zor. Yani evet. Kısa filmde bir hikaye anlatmak, bir derdi ortaya koymak çok zor. Evet, elbette. Atalay Taşdiken, yani festivalin aynı zamanda danışmanlığını üstlendiniz ki festival ekibi der ki Atalay Taşdiken'in çok emeği geçti. Öyle de sorayım. Bir festivalin, Türkiye'de bir film festivalinin içeriğinin oluşturulması ve o içeriğin de gerçekten sinema severe, sinemacıya ulaşabilmesi için olmazsa olmazlar nedir sizce? Ya olmazsa olmazlar ulusal sinemanın desteklenmesi, ulusal sinemayla festivalin yapıldığı şehrin oluşturulması. Şimdi sinemacılar bunun da çok üzerinde duruyor. Evet. Yani
bizim için gerçekten çok önemli. Ulusal sinemaya bir festivalin verdiği değer. Biz elimizdekileri maalesef marka olmuş değerlerimizi hiç düşünmeden bir kenara silip atıverirken bütün bu geçmişin hatırasını, bütün bu geçmişin kodlarını bir tarafa siliverirken işte Malatya gibi bir festivalde sıkı sıkı kendi değerlerimize sarılan, kendi sinemamıza güç veren bir yandan da bir harekete başladı ve böyle bir şeyde de benden hani bir şekilde destek olmam istendiğinde ben bunu seve seve yaptım. Suat'a, ekibine elimden gelen her şeyi yaptım. Jürilerle ilgili, programla ilgili gücüm yettiğince yapmaya çalıştım. Bunu hem o ekibi çok sevdiğim için, başarılı olmalarını istediğim için hem de bizim sinemamıza sahip çıkan festivallerin daha güçlü olması gerektiğini düşündüğüm için yaptım. Ve umuyorum bu seneki çıta önümüzdeki yıllarda daha da yükselecek. Malatya inşallah ulusal sinemanın çok önemli bir merkezi haline gelecek. O umudumu diri tutuyorum, öyle söyleyeyim. Ne güzel. Bu arada tabii bir yönetmen olarak aslında siz de izleyiciyle bir araya gelmekten ya da genç sinema heveslileriyle bir araya gelmekten muhakkak keyif alıyorsunuz. Bir söyleşiniz oldu ve bir film gösterimiyle evet. birlikte bırakın çocuk oynasın. Bildiğim kadarıyla aslında bu topraklarda, bu coğrafyada sinemanın tarihinin çok izlerini doğru. süren bir film. Arşiv çok önemli evet. desem, oradan bir cümle rica etsem filme dair. Şöyle dedik biz filmin, belgeselin mottosunu da şöyle dedik. Osmanlı döneminde sinemanın sergüzeşti. Yani macerası. Kameranın, sinematografın Osmanlı coğrafyasına girdiği andan Cumhuriyet'e kadar olan süreçte bu coğrafyada yaşanan sinema macerasını anlattık. Şöyle, nerededir başlangıç? Ayas Stefanos'la ilgili de hep değil, bir tartışma tabii. vardı. Yani Ayas Stefanos'un abidesinin yıkılışını filme çekmek Türk sinemasının başlangıcı kabul edilmiştir ama bu doğru değildir. Biz belgeselde bunu da anlatıyoruz. Ama şöyle değil, belgeselde sadece derdimiz burası mıdır Türk sinemasının başlangıç noktası yoksa değil midir gibi bir kısır tartışma değil. Çok daha kapsamlı bir çalışma, 1,5 yıllık bir çalışmaydı. Orada da kibarca onu söyledik, belgelerle de ortaya koyduk ki Türk sineması Ayas Stefanos Kilisesi'nin yıkılması Fuat Uzkunay'ın kamerasıyla başlamıyor. Çok daha önce bu coğrafyada Osmanlı pasaportu taşıyan kameramanlar filmler çektiler, filmler ürettiler. Meravidis var. Var mı peki kaydımız? Tabii tabii. Belgemiz var. Çekilmiş kayıtları maalesef çekilmiş yok kayıtı. Ama çektiklerine dair gazete küpürleri, Osmanlı arşivlerinde belgeler. Hepsi bir referans hepsi olabilir. Var, tabii hepsi var. Ne güzel bu da aslında geriye dönük. Türk sinemasının önemli. Bir anlamda hafızasını evet. tazeleyen de bir şey oldu. Bu festivale de yakıştı. Bir sinema festivalinde sinemamızın tarihiyle ilgili değerli toplu bir çalışma. Beraberinde bir de arşivin önemiyle ilgili bir panel de yaptık. Sadece film değil, işte filmle ilgili her türlü yan etkinliğinde çok zengin bir program olarak yapıldığı bir festival oldu. Evet evet, biz bir kısmını takip edebildik ki oradan da hep böyle olumlu geri dönüşler aldık. Bu arada Emre'nin tabii işi çok yoğun. Çünkü kolay değil televizyonda bu kadar uzun soluklu Payitaht dizisinin yönetmenliğini yapıyorsun. Bu kadar uzun soluklu bir iş yapmak ve dediğim gibi 3. sezonmuş dedim Emre'ye. Evet evet dedi. Ya, tarihi gerçeklerle, tarihten alayım sözü, tarihi gerçeklerle örtüşüp örtüşmeyeceği hep konuşulur ya bu tür dönem dizilerinin, tarihi dizilerin. Kurgu denir. Evet kurgunun kendine ait bir aslında bahanesi vardır. Ama bir yandan da izleyici sorgular. Nasıl bir denge tutturdunuz? Ya şöyle, her hafta ortalama 100 sayfa ve 160 dakika bir işten bahsediyoruz. Ve 64. bölümü çektiğimi söyledim öncesinde size. 160 dakika hiç kurmaca öğeler kullanmadan gerçek tarihten beslenmek imkansız diyebiliriz. Yani biz öyle olsa adına belgesel deriz evet, zaten. Yani ve zaten o 2 saatte bitiverir. Yani biz uzun soluklu bir dizi yapma gayesiyle yola çıkıyorsak biraz kurmaca koymak zorundayız.
iskelet olarak hani bence tarihi gerçekliğe uyuyor. Yani başı evet. ve sonu itibariyle. Fakat araları biz dramatik olarak işlemek zorundayız. Yani. Tabii. Öbür türlüsü pek mümkün değil. Evet. Dizi piyasası zaten çok zor malumunuz yani. Ama iyi gidiyor dizi. İyiyiz, iyiyiz. Ya biz avantajlıyız, platodayız, dekorda çekiyoruz. Evet. İşimiz daha kolay, diğer arkadaşlarına göre daha kolay diyebilirim yani. Çok da izleyicinin sevdiği işlerden biri. Dolayısıyla hepinize kolay gelsin diyorum. Evet. Festivali böylece tamamlıyoruz. Sizler de iyi ki bu festivalde oldunuz. İyi ki gece gününüze de katıldınız. Sağ olunuz. Efendim konuklarımıza teşekkür ediyoruz ve hatırlatıyoruz. Festivalin kapanış gecesi bu akşam. Ödüller takdim edilecek ve saat 20.30'dan itibaren Yekta Kopa'nın sunumuyla NTV'de izleyebilirsiniz. Biz festivale dair notlarımızı tamamlarken ajandamızdan kitaba dair bir haberle de hemen devam edelim. Gazeteci yazar Murat Yetkin bu kez Meraklısı için Casuslar kitabını kaleme aldı. Biz de kitabın çıktığı gün gerçekleşen imza günündeydik. Sinemada izlediğimiz, kitaplardan okuduğumuz casusluk hikayeleri, gerçek hayatta yaşananların sadece ufacık bir bölümü. Bu sözler gazeteci yazar Murat Yetkin'e ait. Meraklısı için Entrikalar kitabı okuyucu tarafından çok sevilen Yetkin, bu kez Meraklısı için Casuslar kitabını kaleme aldı. 35 yıllık merakını sayfalara döken usta gazeteci kitapta, Türk istihbaratının şaşırtıcı isimlerinden olayların perde arkasına, efsaneleşmiş casuslardan kimselerin bilmediği ayrıntılara kadar birçok yaşanmış olaya ışık tutuyor. Özellikle okurların ilgisini çekecek Soğuk Savaş'ın 3 Türk Casus Şefi diye bir bölüm var. Bunun çok ilgi çekeceğini düşünüyorum. O 3 Türk Casus Şefi'nin sadece bir tanesi Türk istihbaratının başında bulunmuş. Ama diğerleri KGB ve CIA gibi kuruluşların, istihbarat örgütlerinin çok etkili yerlerinde çalışmış casus şefleri. Üçü de Türk. 12 Mart darbesi döneminin çok önemli ismi Mahir Kaynak. Kendisi de istihbarat örgütü tarafından bir gizli örgütün içine yerleştirilmiş bir ajan. Kitapta 2. Dünya Savaşı'nda büyük rol oynayan efsanevi casus Cicero ile ilgili bir bölüm de var. Hiç ortaya çıkmamış bir belgeyi bu kitabı okuyanlar okuyacak. Cicero diye bilinen İlyas Bazna, bunun zamanın Genelkurmay Başkanı, İstiklal Savaşı kahramanı Mareşal Fevzi Çakmak'a yazdığı bir mektup. Pek çok şeyi açığa çıkarıyor. O da olacak. Yetkin'in imza gününe okuyucular ve gazeteci dostları büyük ilgi gösterdi. Murat'ın olaylara yaklaşımı, analizi, perde arkasını araştırışıyla uyumlu bir kitap. Bence okur çok sevecek, çok beğenecek. Murat benim 30 yıllık arkadaşım. Bir duvar genişliğinde kütüphanesi vardı. Ne zaman yazacak diye bekliyordum. Sürprizlerle dolu bir kitap çıkarmış. Murat Yetkin 18 Kasım Pazar günü TÜYAP'ta okuyucularla buluşacak. Sevgili seyircilerimiz, Ankara Uluslararası Komedi Festivali 4. yılında 9 günlük festival 25 Kasım'da sona erecek. Biz de Ankara'da Komedi Festivali'ne dair notlarla gece gündüz de bu akşamı tamamlıyoruz. Yeni günde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Ankara'nın ilk komedi festivali 4. yılında. Festivalin bu yılki onur konuğu yaşayan efsane Haldun Dormen. Haldun Dormen'in yazdığı ve başrolünü oynadığı Küllerin Arasından oyunuyla kapanış yapacağız. Açılışta Mahşeri Cümbüş var. Festivalin olmazsa olmazı Kahkaha Kraliçesi ve Kralı Ummanları bu yılda iki usta isme gidiyor. Kahkaha Kralı Cem Davran olacak ve Kahkaha Kraliçesi de Sumru Yavrucuk olacak. Onlara da kırmızı pelerinleri tarafımızdan takdim edilecek. Festival bu yılda kadın komedyenleri unutmuyor. 5 tane kadın komedyen kardeşimiz epey bir zamandır özenli bir marka oluşturdular. Hatunlar Stand-Up'ı
Başkent seyircisi zaten çok seviyor. Onun dışında Suzan kardeşin çok orijinal Bekriye adlı bir gösterisi var. Aynı hayat gibi Suzan kardeşin performansı, espriyle hüznü birleştiren bir usta. Sumru Yavrucuk var zaten KK kraliçemiz bu yıl. Ankara Komedi Festivali 25 Kasım'a dek sürecek.